Yüzüklerin Efendisi filminin yapımcılarından muhteşem yeni bir efsane. Açıkçası ben çok beğendim. Konusu olarak çok orijinal bir film olmuş. Film çok güzeldi, çok maceralı, çok sürükleyici bir filmdi. Temposu yüksek, aksiyonlu bir film. Çok iyiydi. Aksiyonu yüksek bir filmdi ve başından sonuna kadar heyecanlı izledim. Annem öldüğünde 8 yaşındaydım. Dünyayı dolaşmayı ve geçmişi incelemeyi severdi. Annem bir şey bulmuştu. Onun istediği bir şey. Gayet akıcı, hiç sıkmadan ama çok fazla aksiyonda da ya bu kadar da olmaz dedirtmeden lezzetli bir izleme keyfi verdi bize. Görsellik çok iyiydi. Makineler özellikle güzel tasarımları falan çok iyiydi. Görüntüler çok kaliteliydi. Geçişler çok iyi yapılmıştı. Efektler çok iyiydi. Aksiyon gerçekten çok iyi. Çok kıymetli ellerden çıkması beni teşvik etti filme ve gayet de keyifli geçtiğini söyleyebilirim. Evet, beklentilerimi karşıladı film. Yani beklentinden çok çok yüksekti. Fragmana göre daha iyi. Gelmeden önce çok büyük bir prodüksiyon bekliyordum. Bu açıdan beklentimi karşıladı. Güzel bir film oldu yani. Beklentilerimi bayağı karşıladı diyebilirim. Filmdeki karakterlerden en çok tabii başroldeki kızı beğendim. Ana karakter Hester oldu. Stephen Lang'in canlandırdığı Shrike karakteri. Filmdeki en sevdiğim karakter baş kahramanımız Hester. Kaç Hester! Hester! Atlayın! Özellikle bilim kurgu seviyorsanız ve farklı bir şey seyretmek istiyorsanız kesinlikle öneririm. Kesinlikle izlesinler. Tabii öneririm. Öneririm kesinlikle. Evet. Kesinlikle öneririm. Ölümcül makineler sinemalarda.